Merhaba arkadaşlar. Ara yayınları 8. sınıf atölyem kitabında doğrunun eğimi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranına diyorduk arkadaşlar. Bir önceki konumuzda üçgen üzerinde eğimi göstermiştik. Dik üçgende incelenerek bulunur diyelim. Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıya eğim açısı denir diyor arkadaşlar. Bakın şu x eksenimiz, x ekseniyle yapılan açı şu açı arkadaşlar bize eğim açısı olarak söyleniyor. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitif, geniş açı ise eğim negatiftir diyoruz. Arkadaşlar bu pozitiflik ve negatiflik sadece ve sadece unutmayın. Doğru denklemlerine geçerli yani koordinat düzleminde geçerli. Bu sürekli öğrenciler tarafından sorulan ve sorularda bazen bizi çelişkiye düşüren durumlardır. Yani üçgende günlük hayatta bizim eğimimizin negatifliği söz konusu değildir. Bizi üçgende her zaman eğimi sola da baksa, sağa da baksa, sola yatık olsa da, sağa yatık olsa da pozitif alırız. Ama koordinat düzleminde eğimin negatif olduğunu bu dersimizde öğreneceğiz. Negatif olabileceğini diyelim. Şimdi eğim açılarını inceleyelim. Şu cümleyi tekrar okuyorum. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitif, geniş açı ise eğim negatiftir diyor. Ben de şöyle söylüyorum arkadaşlar daha kolay bir cümleyle. Eğim sağa bakıyorsa veya sağa yatıksa diyelim. Pozitif diyorum. Sola yatıksa, sola yatıyorsa veya negatiftir. Negatif diyoruz. Şimdi bakalım eğimlerimize. Bakın arkadaşlar şu eğim sağa yatmış ve açısı dar arkadaşlar. O halde eğimin işareti pozitiftir. İkinci eğime bakıyorum. Sola yatık bir eğim var. Eğim açısı x ekseniyle yaptığı açı geniş açı. İster geniş açı olarak bakın, ister sol olarak bakın arkadaşlar. Eğimin negatif olduğunu söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar şu denkleme bakacak olursak eğim sağa bakıyor ve açımız burası. O halde işareti pozitiftir deriz. Burada eğimimiz yine sağa yatık. Bakın arkadaşlar aslında açı budur. O halde bunun işareti de pozitiftir diyeceğiz. Sola yatık arkadaşlar üçüncü de şurada. Bakın şu açı. Dar açı gibi gözükse de aslında eğim açısı burasıdır arkadaşlar. Unutmayın. X ekseniyle yaptığı açıdır. Bunun işaretini soracak olsaydı negatiftir deriz. Evet son etkinlikte de yine bizim için negatif bir eğimden söz ediyor. Bir de şu önemli arkadaşlar. Y eşittir mx artı n ifadesinde doğrusunun eğimi m'dir diyoruz. Yani m'dir diyoruz. Burada şunu unutmayın arkadaşlar. Y yalnız iken denklemde x'in katsayısı bize eğimi verir. Y'nin x türünden değeri yazıldığında x'in katsayısı eğimi verir diyoruz. Unutmayalım y yalnız iken arkadaşlar. Yani y'nin herhangi bir katsayısı olmayacak. Katsayısı sadece 1 olacak diyoruz. Bakın etkinlikte 2y eşittir 3x eksi 5'te. Y'yi yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 2'ye bölerek yapıyor. Şu anda y yalnız kaldı arkadaşlar. Dikkat edin. Y yalnızken x'in katsayısı 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 bizim eğimimizdir diyoruz. X eşittir a, yani a burada bizim için bir sayı olsun. Örneğin x eşittir 2 doğrusu. Eğimi tanımsızdır arkadaşlar. Şöyle düşünelim. X eşittir 2 neredeydi? Küçük bir koordinat düzlemi çizecek olursak. Şurası da 1, burası 2 olsun arkadaşlar. X eşittir 2 doğrusu budur diyelim. Evet bunun eğimi tanımsız arkadaşlar. Çünkü ben burada bir üçgen oluşturamıyorum. Y eşittir B. Yani Y eşittir B'ye ben bir sayı verecek olursam. Örneğin 3 diyecek olursam. Burası 3'ten geçtiğini düşünün. Evet. Bu da Y eşittir B doğrusu olsun. Veya Y eşittir şuraya 3 dediğimi düşünürsem. Y eşittir 3 doğrusunun eğimi 0'dır arkadaşlar. Yani eğim 0 demek. Bakın yatay düzlemde düşünün. Sınıf zemininde veya evinizin düz zemininde
Bizi zorlayan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bir rampa yok. Bir bayır yok. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun eğimi sıfırdır diyorum. Çünkü beni zorlamıyor. Dümdüz bir zemin arkadaşlar. Öyle düşünün. Eğer doğru koordinat düzleminde de y'nin değerleri veriliyorsa burada eğimi sıfır olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Şimdi etkinliklerimize bakalım. Evet. Birinci etkinlikte aşağıda koordinat düzleminde verilen doğruların eğim açılarını gösterin diyor arkadaşlar. Eğim açılarımız x ekseni ile yaptığımız açıydı. Bakın eğim açısı budur. B'de eğim açısı burası arkadaşlar. C'de eğim açısı evet bakın burası. Her zaman x eksenine bakıyorum. Evet C'de eğim açısı x ekseni ile yapılan açı. Burasıdır diyorum. Evet D'de eğim açısı x ekseni ile yapılan açı ve yine E'de x ekseni ile yapılan açı. X'in pozitif tarafıyla yani şurası ile yapılan açıya eğim açısı diyoruz arkadaşlar. İkinci etkinliğe geçiyorum. Aşağıda koordinat düzleminde verilen doğruların eğimlerinin işaretleri belirleyiniz diyor arkadaşlar. Şimdi doğrular nedir bakıyor ona bakıyorum. Şunu da diyebiliriz. X eksenini yaptığı açı dar açı ise pozitif, geniş açı ise negatiftir diyoruz. Ben de diyorum ki eğer sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif diyeceğim. Bu şekilde daha pratik oluyor diye düşünüyorum. Eğer sağa yatık olduğu için pozitif diyorum. Bakın sağa yatık eğimimiz o halde pozitiftir. Sola yatık olduğu için negatiftir diyorum. Sola yatık C'de arkadaşlar negatif. D'de sola yatık negatif. E'de sağa yatık diyorum. Ve pozitiftir diyoruz. Evet üçüncü etkinlikte aşağıda koordinat sisteminde verilen doğruların eğimlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Burada hemen kendimize küçük bir üçgen oluşturacağız arkadaşlar. O üçgene göre de sorularımıza cevap vermiş olacağız. Bakın şu A'ya baktığım zaman şurada bir üçgen görebiliyorum. Dik üçgen oluşturun direkt. Burası 2 birimdir. Burası 3 birimdir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar unutmayın. Koordinat düzleminde ben burada 2'yi eksi 3'e bölmüyorum arkadaşlar. Şöyle bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Burası 2. Burası eksi 3. O halde ben 2 bölü eksi 3 falan diyor. Bu şekilde düşünmeyeceğiz. Yani paydadaki eksi 3 oradan gelmeyecek arkadaşlar. Nereden gelmesi gerekiyor? Öncelikle işaretini tespit edeceğiz. Bakıyorum eğim sağa yatık arkadaşlar. O halde buradaki eksi 3 beni ilgilendirmiyor. O halde bunun eğimi m eşittir 2 bölü 3'tür diyorum. Birim olarak bakayım yani uzaklık olarak bakıyoruz bunu düşünün. Ve sadece eğimin yönü bana eksi veya artı şeklinde değerlendireceğiz diye düşünüyoruz. Bakın burada 1 bölü 1 olarak görsem de şurası 1, burası 1. Şu üçgeni görsem de 2 bölü 2 olarak değerlendirsem de sağa yatık olduğu için pozitiftir. 2 bölü 2'den veya 1 bölü 1'den nereden bakarsanız bakın arkadaşlar bunun eğimi 1'dir deriz. C'ye baktığımız zaman öncelikle sola yatık arkadaşlar. Hangi sayıyı böldüğümün hiçbir önemi yok. Eğim eksidir. Daha sonra üçgen oluşturuyorum bakın. Şurada dik üçgenimi oluşturdum. Dikey kısmı 2 birim, yatay kısmı 1 birim. 2 bölü 1'den eğimimiz eksi 2'dir diyoruz. Ç'ye baktığım zaman eğim yine doğrumuz ya sola yatık olduğu için eksidir arkadaşlar. Bakın 2 bölü 3 olarak da eğimimizi söylüyoruz. 2'yi 3'e bölüyoruz ama yine eksi arkadaşlar. Neden? Çünkü eğim yani bu doğru bizim için sola yatık arkadaşlar. Veya şu açısı geniş açı. Onun için buraya eksiyi öncelikle bir yerleştirelim. Eksiyi bir öncelikle koyalım arkadaşlar. İşaret tespitini önce yapıyoruz. Mesela D'ye baktığım zaman eğim arkadaşlar doğrumuz sağa baktığı için sağa yatık olduğu için eğim pozitif olmak durumunda. Üçgenimize bakacak olursak bakın şurada bir üçgen çizdiğimi düşünebilirsiniz. 1 bölü 3'tür. Bu doğrunun eğimi diyoruz. Evet E'ye bakıyorum. Eğim sağa yatık arkadaşlar demek ki pozitif olacak. Peki üçgeni nasıl yapabilirim? Üçgeni istediğiniz gibi yapabiliriz arkadaşlar bakın. Şöyle bir üçgen oluşturabilirim. Dikey kısmı 3,
Yatay kısmı 2 birim. O halde eğimimiz de 3 bölü 2 olur deriz. Evet, bir sonraki etkinliğimize bakıyoruz. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Eğimleri bulmayalım. Sola yatık olduğu için eğime öncelikle bir kere eksi diyorum arkadaşlar. Şurada bir üçgen çizdiğinizi düşünebilirsiniz. Bakın dik üçgen çiziyorum. Burası 3 birim. Burası da 2 birim. Pardon, 2. Şurası da 2 birim arkadaşlar. Burası da 2 birim. Üçgenimi şuradan çizeceğiz. Özür. Şunu düzelteyim mi? Evet, dik üçgeni oluşturuyorum. Evet, burası 2 birim arkadaşlar. Burası 2 birim. Sola baktığı için eğimiz negatif dedik. 2 bölü 2'den eğimimiz eksi 1 oluyor diyoruz. Şimdi bakın bu şekilde bize bir doğru verilmiş. Ben bu doğruyu uzatmam gerekiyor. Veya uzatmasak da şöyle de düşünebiliriz. İki yolla yapalım. Önce bir uzatarak yapalım arkadaşlar. Şöyle uzattığımı düşünün lütfen. Bu doğruyu ben bu şekilde uzatabilirim. Ve dik üçgene çevirirsem. Öncelikle sağa yatık olduğu için pozitif olduğunu söylüyorum. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. Bakın dik üçgen oluşturdum. 3 bölü 3'ten eğimimiz 1'dir deriz. Peki dik üçgeni uzatmadan çizecek olursam. Şöyle bir dik üçgen çizebilirim arkadaşlar bakın. 2'ye 2 birim. Yine eğimin 2 bölü 2'den 1 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Evet, dördüncü etkinliğe bakıyorum. Orijinden ve eksi 2,3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle bir koordinat düzlemini çizelim. Eksi 2 sol tarafta olduğu için koordinat düzlemini burada çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir küçük bir koordinat düzlemi çizdim. Bize bu ikinci bölge gerekiyor. Orijinden geçecek ve eksi 2'ye, eksi 1, eksi 2'ye, 1, 2, 3 kesiştiği yer burası. Buradan geçecek dedi doğrumuz. Evet, bu doğrunun eğimini istiyor. Arkadaşlar öncelikle baktığımız zaman eğim sola yatık. O halde eğimimiz negatif olacak. Eksi yazdım. Şöyle bir dik üçgene çevirecek olursak. Bakın dik üçgen yaptım. Dikey olan kısım 3 birim. Yatay olan kısmı 2 birim. 3 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 2 de bizim doğrumuzun eğimi olmuş oluyor. Evet, 5. etkinliğe bakıyorum. 4,0 ve 0,-3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor. Hemen bir koordinat düzlemi çizecek olursam. 4,0 ve 0,-3 nerede? Bundan kesiştiği yer arkadaşlar 4. bölgededir diyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4. 4,0 buradan geçiyormuş. Bir de 0,-3. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Bir de buradan geçiyor diyor. Evet, doğrumuzu geçtiği yeri gösterelim. Bu doğrunun eğimini istiyor arkadaşlar. Öyle düşünelim. Şimdi yine ben dik üçgeni çeviriyorum. Sağa yatık olduğu için eğim pozitif olacak arkadaşlar. Dik kısmı, dikey kısmı 3 birim. Yatay kısmı 4 birim. O halde eğimimiz de 3 bölü 4'tür diyoruz. Altıncı etkinliğe bakıyorum. Yanlı koordinat düzleminde verilen doğrunun eğimi eksi 4 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu eğim de eksi 4 bölü 3 diyor ya. Ve eksi bizim eğimizin zaten yani doğrunun bizim sola yatık olduğunu gösteriyor. Bunu hiç görmüyoruz. Sadece 4 bölü 3'e bakıyoruz. Bu eksi işin içerisine katmayacaksınız arkadaşlar. O halde şuraya ben a dersem şöyle görebilirim. 4 bölü 3 eşittir. A bölü 6 diyorum.
Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 3a eşittir 24'ten a eşittir 8 çıkar diyorum arkadaşlar. Lütfen şurada bunu eğer eksi 4'ü işin içerisine katacak olursak burayı da eksi a olarak yani bu doğrunun denkleminde doğrunun eğiminde eksi a bölü 6 olarak almak durumundayız. O zaman bunu da eksi 4 bölü 3 olarak alırız. Eğimi eğer bu şekilde düşünürsek. Veya şöyle derim bu eğimin eksiliği bana sadece sola yatık olduğunu gösterir. O zaman eksi hiç işin içerisine katmadan bu doğru denklemiyle de çözerim diyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar için tekrar edelim burayı. İyi anlaşılsın. Doğrunun eğiminde eğer eksi işin içerisine katacaksam bu doğrunun eğimi eksi a bölü 6'dır. O zaman eksi 4 bölü 3'ü bu şekilde eğer her ikisini de eksiye katacaksak bu şekilde katmamız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız buradaki eksi bu 8'in eksisi değil arkadaşlar. Bu sadece eğimin eksisi. Onu unutmayalım. Çünkü işlemin sonucu eksi 8 değil. Ben onun için eksi 8 olmadığı için buradaki eğimle eğim problemlerinde negatifin sadece yön belirttiğiyle yola çıkarsanız daha mantıklı olacak diye söylüyorum. Evet. 7. etkinliğe bakıyorum. Yanda verilen koordinat sisteminde C 12,0 noktası arkadaşlar. Şurası 12'ymiş demek ki. Burası. ABCD dikdörtgenin alanı 36 birim kare ise D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Şimdi dikdörtgenimizin alanı 36 ise şurası 12 birim. O halde ben buraya soru işareti diyecek olursam 36'yı 12'ye bölecek olursak 3 birimdir diyorum. Nereye arkadaşlar? Şu soru işareti bıraktım yere. Orayı 3 birim olarak gördükten sonra arkadaşlar aslında bu 3 aynı zamanda neresi? Burasıdır diyoruz. Eğimimiz sola baktığı için arkadaşlar bir kere negatif olacak. Şimdi dikey uzunluğumuz 3 birim. Yatay uzunluğumuz bakın dik üçgende 12 birim oldu. Eksi 3 bölü 12'den eğimimiz eksi 1 bölü 4'tür deriz. Evet 8. etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki denklemleri verilen doğruların eğimleri bunu diyor arkadaşlar. Burada lütfen şuna dikkat edeceğiz. Y mutlaka yalnız olacak arkadaşlar. Y eşitliğin bir tarafında yalnız olacak. Eğer Y yalnızsa X'in katsayısı bize eğimi verecek. Bakın Y'ye baktığım zaman A'da yalnız olduğunu görüyorum. O halde X'in katsayısı 2 bizim bu doğrumuzun eğimi olur diyoruz. Basit bir etkinlik öyle düşünün. Ama Y'nin yalnız olmasına mutlaka dikkat edeceğiz. Y yalnız arkadaşlar. O halde eğim X'in katsayısı eksi 1'dir. Eğim Y yalnızken X'in katsayısı 1 arkadaşlar. 1x'tir çünkü. Y yalnız Ç'de o zaman eğimimiz de eksi 3'tür. Eğim 2'dir diyorum. Y yalnız olduğu durumlarda bakın burası X bölü 3 demek. Aslında X'in katsayısı 1 bölü 3x'tir diye düşünebiliriz. O halde X'in katsayısı 1 bölü 3 bize eğimi veriyor diyoruz. Y'miz yalnız arkadaşlar. O zaman eğim 1 bölü 2'dir. Y yalnızken eğim X'in katsayısı 1'dir. Burada eğim 2 bölü 5'tir X'in katsayısı. O zaman da eğim de 2 bölü 5'tir diyoruz. Evet buradaki etkinliklerde Y'yi yalnız bırakmak durumundayız. Öncelikle her iki tarafı 2'ye böldüğümü düşünüyorum. İkiler birbirini götürdü. Y eşittir. 3x bölü 2 artı 5 bölü 2 gibi düşünelim. Yani bu bölü 2 hem 3x'in hem de 5'in bölümü arkadaşlar. 2'ye bölünmesi gerekiyor. O halde burada eğim x'in katsayısı 3 bölü 2 oldu. Evet y'ye bakıyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümü düşünüyorum. Hem bunu hem de bunu 3'e bölerim arkadaşlar. Öyle düşünebiliriz. O halde eğim eksi 1 bölü 3'tür. J'ye bakıyorum. Her iki tarafı 4'e bölecek olursam. Şunu isterseniz tek 4 olarak da düşünebilirsiniz ama biz x'in katsayısı gerektiği için ben bunu düzenleyeyim mi? Y eşittir. Eksi 3 bölü 4x artı 3 bölü 4 gibi kabul edebiliriz. O zaman eğimimiz de eksi 3 bölü
4 olur diyoruz. Şurayı biraz küçültelim arkadaşlar. (3/2) yazdım. Evet, her iki tarafı 5'e bölüyorum. Aslında eğimde sabit terimi hiç görmeden arkadaşlar. Çünkü bizim için önemli olan burada x'in katsayısı. Bakın y'yi yalnız bıraktım. Onu 5'e bölersem 2x artı 3/5'tir. Bu aslında o zaman eğimimizde x'in katsayısı olan 2'dir diyoruz. Devam ediyorum her iki tarafı 4'e bölerek. X'imizin katsayısını şuraya denklemimizi şöyle düzenleyecek olursak y eşittir 2/4'ten 1/2'dir. X artı 3/4'tür. Burada x'in katsayısı 1/2 bizim eğimimizi veriyor diyoruz. Evet, şu m'yi şuradan yazalım arkadaşlar. 3y eşittir x diyoruz. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Doğru denklemimiz y eşittir 1/3x oldu. O halde eğim eşittir. X'in katsayısı 1/3 diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. O halde arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Şuradan yazayım bir iyi anlaşılsın diye. 8x artı 2y eksi 5 eşittir 0. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. O halde 8x'i ve eksi 5'i eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. 2y eksi 8x artı 5 olarak geçti. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek y eşittir. Eksi 8'i 2'ye bölersem eksi 4x artı 5/2'dir bu. O halde eğimimizde x'in katsayısı olan eksi 4'tür diyeceğiz. Şimdi eksi 3y'yi karşıya atayım. 6x eşittir 3y. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir 2x'tir. Eğimde x'in katsayısı olan 2'dir deriz. Eksi 4y'yi karşıya atalım. Eksiden kurtulmuş oluruz. 4y olarak geçer. 2x artı 3 eşittir 4y'den. Her iki tarafı 4'e bölerek y'yi yalnız bırakmak durumundayız. 4'ler birbirini götürdü. Doğru denklemi de y eşittir. 2'yi 4'e bölersem 1/2x artı 3/4 oldu. Buradan eğim de x'in katsayısı olan 1/2 olur deriz. Evet, 9y pozitif olduğu için arkadaşlar ben 3x'i ve eksi 5'i karşı tarafa atıyorum. 9y eşittir. Eksi 3x artı 5. Her iki tarafı 9'a bölecek olursam y eşittir. Eksi 3/9'u da eksi 1/3 olarak yazdığımı düşünün. X artı 5/9. Buradan eğim eksi 1/3'tür deriz. Evet, R'yi şuradan yapalım arkadaşlar. Çok karışmasın. R diyorum. Eksi y'yi karşıya attığımı düşünün. Eksi 3x artı 1 kaldı. Eşittir y. Buradan eğim eşittir arkadaşlar. X'in katsayısı eksi 3 bize eğimi verir. S'yi yapıyorum şuraya. S diyorum. Eksi y'yi karşıya atarsam 2x artı 1 kaldı. Bu tarafta karşı tarafa y geçti. O halde x'in katsayısı 2 bize eğimi verir diyoruz. T'ye bakıyorum. 3x'i karşıya atıyorum. 6y eşittir. Eksi 3x bölü 3x artı 5. Her iki tarafı 6'ya bölecek olursak y eşittir. 6'yı kesirlerde dağıtacağımı düşünürdüm. Eksi 3/6 o da eksi 1/2x artı 5/6'dır. Buradan eğim x'in katsayısı eksi 1/2 oluyor. Devam ediyorum U'da. Şuradan U'yu yazalım arkadaşlar. Ne yazayım? Şuraya yazabilirim. Eksi 6x'i karşıya atarsam 4y eşittir. 6x eksi 1 olarak geçti. Her iki tarafı 4'e bölersek y yalnız kaldı. Şu 4'ü de
6x bölü 4 eksi 1 bölü 4 olarak görürüz. 6 ile 4'ü sadeleştirecek olursam 3x bölü 2 eksi 1 bölü 4'tür. Buradan x'in katsayısı 3 bölü 2 eğimi verir deriz arkadaşlar. Son olarak ü'yü de hemen altında yapalım. X'i karşıya atıyorum. 5y eşittir. Eksi x artı 1. Her iki tarafı 5'e bölersem y eşittir. Eksi x bölü 5 artı 1 bölü 5'tir. X'in katsayısı eksi 1 bölü 2'dir. O halde eğim de eksi 1 bölü eksi 1 bölü 5'tir diyecektim. Eğimimiz de eksi 1 bölü 5 oldu diyoruz. Evet, yazmanız için bekliyorum arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam ediyorum. 3y eksi nx artı 15 eşittir 0 doğrusunun eğimi eksi 5 olduğuna göre n kaçtır diye soruyor. Eğimde ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Öncelikle şu doğru denklemini yazıyorum. Burada y'yi yalnız bırakalım. 3y eksi nx ve 15'i karşıya atıyorum. Nx eksi 15 olarak geçtim. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir nx bölü 3 eksi 15 bölü 3'tür. Burada bu sabit terime çok da takılmıyoruz. Bize x'in katsayısı gerekiyordu. Burada x'in katsayısı bakın n bölü 3'tür. Yani buradaki doğrunun denklemi, doğrunun eğimi n bölü 3'tür. Peki eğimi kaç demişti? Eksi 5 demişti. Bunu da eksi 5 bölü 1 olarak düşünüyorum. Ve şu denklemi çözmemiz gerekiyor. N bölü 3 eşittir. Eksi 5 bölü 1'den içler dışlar çarpımı yapacak olursam n eşittir. Eksi 15'tir deriz. Onuncu etkinliğe bakıyorum. 4x artı a artı 1y eşittir 2 doğrusunun eğimi 2 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Bizim yapmamız gereken arkadaşlar neydi? Y'yi yalnız bırakmaktı. O halde doğru denkleminde 4x'i karşıya atıyorum. A artı 1 y'nin katsayısı olarak dursun. Eksi 4x artı 2. Şimdi y'yi yalnız bırakabilmek için ben her iki tarafı a artı 1'e bölüyorum. A artı 1'ler birbirini götürdü. Y eşittir. Eksi 4x bölü a artı 1'dir. Artı 2 bölü a artı 1 de dağıtılabilir diyoruz. Buradan arkadaşlar eğimi kaçtı? 2 idi. Şimdi x'in katsayısı ne peki? Bakın şu x'in katsayısı. Eksi 4 bölü a artı 1 bize x'in katsayısını veriyor. O halde eğim eksi 4 bölü a artı 1'dir. Ve eğimin de 2 olduğunu söyledi. 2'yi de 2 bölü 1 olarak kabul ediyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 2 ile a artı 1'i çarparsam 2a artı 2 eşittir eksi 4. 2'yi karşıya gönderecek olursam eksi 2 olarak geçti. 2a eşittir eksi 6. Her iki tarafı 2'ye bölersem a eşittir eksi 3 olur diyoruz. Evet arkadaşlar, burada dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.